Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere asla yağ çekmeyen, puf puf kabaran az malzemeli pratik bir mayalı pişi tarifiyle geldim. Tüm detaylarını e, videonun içinde anlatacağım. Malzemeleri de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle 4 su bardağı ılık suyu uygun bir kabın içerisine alalım. Bu arada kullandığım bardak ölçüm 200 milim. Üzerine 1 yemek kaşığı insant maya, 1 tatlı kaşığı tepeleme dolu toz şekeri ekleyip karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bir ön mayalama işlemi yapacağız bunun için bir su bardağı unu öncelikle içerisine ekleyip tekrar çırpıcı ile karıştıralım ve içinde hiç topak kalmadıktan sonra kapağını kapatalım 10-15 dakika bekletelim bu şekilde hamurumuz daha hızlı bir şekilde mayalanacak. Evet yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim ve gördüğünüz gibi kabarmaya başlamış. Şimdi üzerine diğer malzemelerini ekleyerek ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Başta koymuş olduğum unla birlikte toplamda 8 bardak un kullandım. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu da ekledikten sonra ilk aşamada spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında elimde yoğurma işlemine devam edeceğim. Bu arada unu mutlaka yavaş yavaş ekleyelim. Ben 8 su bardağına yakın kullandım ama bu miktar aşağı yukarı değişebilir. Eğer size ölçü fazla gelirse yarı yarıya yapabilirsiniz. Oldukça fazla çıkıyor çünkü. Hamurumuz mutlaka yumuşak olmalı. Böyle hafif ele yapışır kıvamda olmalı. Eğer sert bir hamur yaparsanız pişiniz güzel olmayacaktır. O yüzden unumuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi hamurun kıvamı oldukça e, cıvık En az 3-4 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum Daha fazla un um takviyesi yapmadım Evet şimdi yeteri kadar yoğurdum ve üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum Yaklaşık 35-40 dakikaya yakın e, mayalandı e, Tabii ki sizin orta ısısına göre Değişebilir Sonrasında Mayalanan hamurumuza bolca tezgahımıza un serpip masamıza alalım. Hamuru şöyle bir toparlayalım. Bu arada mutlaka biraz un serpmek gerekiyor çünkü çok fazla ele yapışıyor. Eğer böyle yapmazsanız yani yumuşak yapışan bir hamur yoğurmasanız dediğim gibi pişiniz güzel olmayacaktır. O yüzden olabildiğince yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Evet hamurumuzu küçük küçük böyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım ve yuvarlayarak kenara alalım. Yine beze yaparken de bolca un serptim ve yuvarlayarak kenara alıyorum. Bu ölçüler kalabalık aileler için ideal ama 2-3 kişilik bir aileyseniz yarı yarıya düşürmenizi tavsiye ederim. Sonrasında neden bu kadar fazla oldu dememeniz için. Evet unla birlikte beze yapmaya devam ediyorum. olanlar varsa küçük olanlara ekleyerek bu şekilde hepsini eşit olarak hazırlayabilirsiniz. Evet, beze yapmış olduğumuz hamurlarımızı parmak uçlarımızla bu şekilde bastırarak açacağız. Kesinlikle oklava veya merdane kullanmıyoruz. Parmak uçlarımızla bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yaklaşık bir çay tabağı büyüklüğünde hatta biraz daha büyük olabilir. Açalım ve uygun bir bezin üzerine yan yana gelecek şekilde yerleştirelim. Hatta üzerinde kapatabilirsiniz kurumaması için. Çünkü bütün hamuru bu şekilde açıp sonrasında pişireceğiz. Evet, arkalı önlü çevirerek parmak uçlarımla bütün hamurları açıyorum. Bu şekilde yaptığınızda böyle puf puf çok güzel kabarıyor. Bütün hamurlarımı açtım ve üzerine bir bezle kapattım. Şimdi tavama yağımı aldım ve iyice kızdırdım. Şimdi ilk yapmış olduğum hamurdan başlayarak tavaya alıyorum ve pişerken üzerine biraz da yağ atıyorum. Bu şekilde daha güzel kabarıyor. Altı biraz pembeleşince diğer tarafını çevirelim ve iki tarafında aynı şekilde kızarmasını sağlayalım. Çok hızlı bir şekilde kızarıyor bu arada. Evet nefis pişilerimiz gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağına alıyorum. Ve kalan hamurlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Dediğim gibi bu şekilde yağ serptiğinizde çok daha güzel böyle puf puf kabarıyor. Evet şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Ve yine altın sarısı rengini alınca hemen ocaktan alacağım. Dilerseniz bu hamuru akşamdan yoğurup e, buzdolabına kaldırın ve üzerini kapatıp e, sabaha kadar zaten mayalanacaktır dolapta. Sabah da hemen şekil verip pişirebilirsiniz. E, hem çok lezzetli oluyor hem de çok pratik oluyor bu şekilde. Bu arada bunun gibi daha birçok pişi tarifi, kahvaltılık tarifler ve e, birbirinden güzel yemek tarifleri için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. E ayrı ayrı kategorilerde birçok tarif var sayfamda. Onlara da göz atmayı unutmayın lütfen. Evet, bütün pişilerimi aynı şekilde pişirdim ve hemen sizlere şöyle son halini göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabaran, çok lezzetli, anne usulü nefis bir pişi hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Hemen sizlere şöyle bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık, harika oluyor. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerim için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi de bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.